Aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyenler. Bu geceki programımızda Profesör Doktor Mehmet Çelik hocamız ve Doktor Zafer Duygu hocalarımız bizlerle birlikte. Bu geceki başlığımız İslam anlayışındaki Yahudileşme ve Hristiyanlaşma. Bu konuyu inşallah ele alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Başlayalım hemen isterseniz hocam. Şöyle soralım, biraz başlığımız çarpıcı. Bugün epey bir herhalde enteresan konuları işleyeceğiz diye düşünüyorum. Hocam bu Yahudilik ve Hristiyanlıktaki bozulmalar, yani siz tarihçisiniz, hem tarih hem ilahiyat alanında uzmanlığınız var. Bu konularla özelleştiğiniz için özellikle onu soruyorum. Yani Yahudilik ve Hristiyanlıktaki bozulmalardan alınması gereken dersler neler? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman önceki kendine kitap verilenlerin ne gibi hataları düştükleriyle ilgili birçok uyarılar görüyoruz. Ama İslam ümmetine baktığımızda onlardan aşağı kalır bir yanımız olmadığını da görüyoruz. Yani buradan ders almamış mıyız veya ne gibi dersler almamız gerekir? Böyle başlayalım isterseniz. Şimdi işin bir tabiatı var. Kullanılan her şey eskir, bozulur, dağılır. Şimdi insanoğlu bu. Biz bir takım elbiseyi bir yıl giyiyoruz, bir sene sonra deforme oluyor. Demirden yapılmış bir arabayı 10 yıl kullanıyorsunuz. Ondan sonra o da hurdaya çıkıyor. Şimdi tarihi süreç içerisinde, yani Cenab-ı Hak birçok peygamber göndermiş. Bunların bir kısmına kitaplar vermiş, bir kısmına suhuflar dediğimiz şeyler vermiş. Fakat zaman içerisinde o peygamberlerin tebliğleri ya aslından rücu ederek başka bir yöne kaymış, eksen kaymasına uğramış veya tamamen yok olup gitmiş. Bu ideolojilerde de böyle olur, tarikat ve cemaatlerde de böyle olur. Bu nedenle biz sadece şöyle bir ezberimiz var. Yani Yahudilik tahrif edilmiş bir dindir. Hristiyanlık tahrif edilmiş bir dindir. Bunlar örnek olarak söylenir. Kendi dinimize geldiğimiz zaman işte bozulmamış din biz de söyleriz. İşin doğrusu ve hakikati şudur. Yani tahrif edilen Yahudiliğin kitabı bizatihi tahrif edilmiştir. Hristiyanlığın kitabı zaten ortada yoktur. Yani İncil'ler, Müslümanların şöyle bir ezberi var. Bugün mevcut İncil'leri Hazreti İsa'ya vahyedilmiş kitap gibi kabul ediyorlar. O yüzden tahrif edilmiş şu bu falan diyorlar. Yani kitap üzerinde bir bozulma var zannediliyor. Yani Hazreti İsa'ya vahyedilen İncil yok. Yok. Ve kilisenin zihin kodlarında böyle bir vahiy kavramı zaten yok. Onların İncil dedikleri, bugün kanonik kabul ettiğimiz, yani meşru kilisece tanınan İncil'ler birer biyografi kitabıdır. Şeriat kitabı değildir. Konu zaman kitabı değildir. Nitekim mesela biz Doğu Hristiyanlığına baktığımız zaman, yani Kıptilerde, Süryanilerde, Marunilerde, Keldanilerde, Nasturilerde, Ermenilerde mesela ibadet yaparken onlarda da namaz var. Bizler gibi. Fakat sadece manastırlarda ruhaniler tarafından bu namaz kılınır. Bu aynen bizdeki gibi 5 vakittir. Bunun 3 vakti manastırlarda cemaatle kılınır. 2 vakti ruhbanlar kendi odalarına tek kılarlar. Ve rekat sayısı da İslam'daki namaz şeyiyle aynıdır. Yani bizim salat kelimesi, namazın Farsça olan kelimenin karşılığı, salat Arapça orijinali, zaten Süryanca'dan gelir, sloto. Oradan şey etmektedir. Mesela namazda Doğu kiliseleri İncil'den bir şey okumazlar, Zebur'dan okurlar. Yani onlar da bunların biyografi kitabı olduğunu biliyorlar. Hristiyanlığın bozulmasının sebebi kilisenin kendisidir, halkın kendisi değil. Yani o Paulus'un oluşturduğu, temellerini attığı, kırmızı çizgilerini çizip ilkelerini koyduğu Hristiyanlık zaten şeriatı kaldırdı onlar. Şeriat yok deyince de dinde ortada bir şey kalmadı. İslam'da ise, İslam'da bozulmayan tek kutsal kitap, bütün dinler için geçerli bu, Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun
Ana sebeplerinden biri dinlerin kutsal metinleri içerisinde ezberlenebilen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Biz mesela bazı yazarların kitaplarına bakıyoruz. Diyelim ki bu hadis alanında olsun, fıkıh alanında olsun, dini ilimler veya tarih alanında olsun falana ait kitap. Ona ait olup olmadığı belli değil. Elimizdeki istinsah edilen nüsha 10. yılda istinsah edilmiş. Adam 9-8. yüzyılda yaşamış, yazmış. Onun orijinal şeyi elde yok. Bu yüzden bu yazmalara da çok itibar etmemek lazım. Dini metinler için de geçerli. Yani bu Upanishadlar için de geçerli. Bu efendime söyleyeyim Zend Avesta için de geçerli. Tevrat için de, İncil için de, Zebur için de. Kur'an'ın tek farklı şurada. Ezberlenebilen bir kitap olduğu için birisi yazıda yazarken bir şeyler uydursa, katsa, çıkarsa vesaire şey etse ama her dönemde on binlerce, yüz binlerce hafız var. Kur'an'ı ezbere bilen. Bu yüzden bozulmayan Kur'an'dır. Zaten Kur'an metniyle ilgili de kaydedilen bir tartışma yok tarihte baktığımız zaman. Yok. Yani Peygamberimiz döneminde vahyedildiği şekilde, muhafaza edildiği şekilde neyse günümüze kadar neyse aynı Kur'an geliyor. Yani harf sayısı bile bir harf eksilip artmamıştır. Batılı oryantalistler de bunu kabul ediyorlar. Bu Kur'an'ın özelliği yani o Cenab-ı Hakk'ın biz indirdik, biz muhafaza edeceğiz şeyinin tahakkuku bu yolla olmuştur. Ama biz de bir insanların yaşadığı, kullandığı bir din var. Eğer bu din Hazreti Peygamber dönemindeki safiyetiyle devam ediyor diyorsa bu tarihi gerçeklere aykırıdır. Yani insanoğlu eklemeler yapmış, çıkarmalar yapmış, tarih içerisinde biz bunların bir kısmına bid'at demişiz, birileri reddetmiş, bir kısmı demiştir ki ya bu bid'atların hepsi kötü değil, bir kısmı hasenedir bunların, bunların bir zararı yok, yani şeyi yok vesaire. Zaman içerisinde örfle, adetle, terminolojiyle ve diğer şeylerle yani bizim o İsrailiyat dediğimiz şey özellikle Kur'an tefsirinde de önemli bir rol oynamış. Bu biraz da mecburiyetten olmuş ama bu Kur'an'ı bozmamış. Yorumunu sadece yani din anlayışını mı diyelim hocam? Din anlayışı oluşturulmuş. Hazreti Musa ile ilgili ayetleri alın. Hazreti İsa ile ilgili ayetleri alın. Bir müfessir Kur'an'ın o özet ve öz olarak anlattığı bir hadiseyle ilgili ya Tevrat'tan bakılarak onu izah etme yoluna gidilmiş ya kulaktan dolma anlatılan İsrailiyatla ilgili bilgilerle almış onu etmiş ama bu Kur'an'a yine de zarar vermemiş. Fakat dinin içerisine girmiş. İnsanlar da buna ilgi gösteriyorlar. İlgi gösteriyor. Günümüzde olduğu gibi o dönemde de aslında biraz böyle İsrailiyat kaynaklarını, menkıbeleri, anlatıları böyle iyi gösteriyor insan hikayeleri. Yani bu nedenle bizim mesela hadis külliyatımız bu konuda biraz sorunludur. Ve bu Türkiye'de son zamanlarda bir kamplaşma ve münakaşa noktasını da doğurdu. Şunu söyleyelim. Hadisler bizim için ikinci kaynaktır. Hadisleri toptan reddederseniz dinin birçok yeri yaralanır. Yani ne zekat vermeyi doğru dürüst anlayabilirsiniz, ne namaz kılmayı anlayabilirsiniz, ne bilmem şu etmeyi, bu etmeyi. Bu nedenle hadisler mutlak surette hadis olmalı. Ama hangi hadisler? Ancak. Bizim mesela Kütüb-i Sitte'yi sadece ele alsak, yani hatta sadece Bukhari ile Müslim'i en sahih kabul edilen bu iki külliyatı elimize alsak, ya şimdi koydukları kurallar var bu hadis alimlerinin, bunları bile, bu hadisleri böyle her şeyiyle savunanlar, bunları bile göz önünde tutmuyorlar. Mesela Bukhari ve Müslim sahih hadisi tarif ederken, %60 diyor Hazreti Peygamber'e ait olma ihtimali vardır. %40 gene yoktur. Fakat algı sahih deyince Kur'an ayeti yani gibi. Yani şöyle mi anlamamız lazım hocam? Peygamberimize ait olma ihtimali olmamasından daha yüksek hadis. Yani zaten Bukhari ile Müslim'in koyduğu ölçü o. Şimdi burada şu var.
Bunlar bu kriterleri korken, yani sahih midir, hasen midir, mürsel midir, münkatı mıdır, zayıf mıdır, bilmem şu mudur, bu mudur korken, sadece rivayet zinciri açısından ele almışlardır. Metin tetkiki konusu. O yok. Evet. O yok. Yani bu nedenle bu ölçü doğru bir ölçü değildir bugün bilimsel olarak baktığınızda. Bugün İslam dünyasının, bu biraz da fitneye sebep olmuştur. İslam dünyasının bu problemlerini mutlaka, İslam dünyasının ilahiyat fakültelerinin hadis ana bilim dalları, hadisleri yani metin kritiğine tabi tutmalılar. Bu metin kritiği sadece Kur'an'la ilgili değil, bilim açısından da, tarihi gerçekler açısından da bunların, yani bilimin diğer dalları açısından da, hatta yeri gelir içine tıp girer, evet, içine fizik girer, içine kimya girer. Şunu da unutmamak için, unutmamak lazım. Biz Cenab-ı Hakk'ın ayetleri derken sadece Kur'an'ı anlıyoruz. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın bir de sünnetullah dediğimiz kainat ayetleri vardır. Bunlar Kur'an ayetleriyle aynıdır. Yani su 100 derecede kaynar. Bu bir fizik kuralıdır. Evet, eşittir Allah'ın ayetidir. Ayetidir. Yani onun 100 derece kaynamasını Cenab-ı Hak onu koymuştur. Biz insan olarak onu sadece bulmuşuzdur. Ki hocam yüzlerce ayette Kur'an-ı Kerim'de zaten doğrudan veya dolaylı olarak dikkatimizi evrene yöneltiyor zaten. Evet. Yani burada problem, günümüzde problem, bunu Sayın Cumhurbaşkanı bir laf etti. Biraz da tartışmaya sebep oldu. Tabii bu toplumda taraflar bu konu din özellikle tartışılırken keser vazifesi görüyorlar. Yani objektif durmuyorlar. Kendi tarafına şey ediyorlar. Duygusal yaklaşıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kastettiği şey fetva ve içtihatlardı. Naslar değildi. Ayet ve hadisler falan naslar değildi. İçtihatlardı. Yani içtihatların ve fetvaların birinci ilkesi de şudur: kendi zamanını kapsar. Çünkü o zamanın şartlarına göre o fetva verilmiştir, o içtihat yapılmıştır. Eğer zaman ve şartlar değişirse içtihatlar değişir. İçtihatlar din değil, nas değil. Buradan hareketle Müslümanların, yani kitaplarında muhafaza edilebilir bunlar ama tarihseldir bunlar. Bu konuların birçoğu, çünkü İslam fıtrat dini ve Allah'ın dinidir. Ne bilimle ters düşer, ne akılla ters düşer, ne çağın şartlarıyla. Hocam sonra Allah Resulü'nün zaten kendisine gelen vahiyle ters düşecek bir şey söylemesi ve uygulaması zaten mümkün değil. Değil zaten. O yüzden burada zaten yani Kur'an'ın ölçü alındıktan sonra peygamberimize nispet edilen bir şey eğer ki Kur'an'a uygunsa bir Müslümanın bununla bir derdi olamaz. Evet. Ne derdi olacak? Ama bu kadar basit bir konuyu bir türlü çözemiyoruz hocam. Bu ümmette böyle bir problem var. Hocam, Zafer hocam, tamam, hemen dönüm isterseniz. Zafer hocam, İslam dediğimiz zaman biz zaman zaman programlarda hep ifade etmeye çalışıyoruz. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gelen bütün peygamberlerin beraberinde getirmiş oldukları aslında tek din. Bu anlamda Hazreti Muhammed döneminde ortaya çıkmış bir din değildir. Bu şekilde soralım, ama böyle değilse buna en yakın tarihten, yani Hristiyanlık tarihinden getirilecek örneklerle bunu kanıtlamak mümkün müdür? Yani biz Hristiyanlık dediğimiz zaman, az önce hocam da ifade etti, yani aslında ortada Hazreti İsa'ya vahyedildiği kabul edilen bir metin yok zaten. Senin evet, inancı. Peki bu ilk dönemlerde bizim hani Kur'an'ın bize tanıttığı şekilde Müslümanlar diyebileceğimiz Hristiyanlar var mı? Bunlarla ilgili örnek verebilir miyiz? Evet, var. Yani her ne kadar tarihsel metinlerde bunlar farklı isimler altında zikredilmişlerse de, ki bunları zikredenler de geleneksel kilisenin yazarlarıdır. Zaten bize tanıtanlar da onlardır. Çünkü onların kendilerine ait metinlerinden bugüne çok az şey, belki fragmanlar halinde diyebileceğimiz kadar az şey ulaşmıştır. Benim kanaatim Hazreti İsa ile Hristiyanlığın erken yüzyılları arasında bir bağlantı kurmak ya da erken yüzyıllarda mevcut çok sayıda farklı inanç geleneği arasında bir gelenek bağlantısı kurmak gerekirse, benim naçizane görebildiğim şudur: Hazreti İsa'nın
vaaz ettiği inanç. Hemen onun sonrasında havarileri ve özellikle İsa'nın kardeşi Yakup, kardeşi olduğu rivayet edilen Yakup tarafından, işte milattan sonra 62 yılına kadar yönetilen Kudüs cemaat tarafından savunulmuştur. Yaşatılmıştır bütün zorluklarına rağmen. Çünkü biz o cemaatin, yani Yakup tarafından yönetilen o cemaatin müntesip sayısını arttırdıkça bir taraftan Yahudiler tarafından ötekileştirilip dışlanmaya başladığını, bir diğer taraftan da Roma İmparatorluğu ile Yahudiler arasındaki gergin ilişkilerden doğrudan etkilendiklerini görüyoruz. Bu cemaati biz Nasraniler olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımlama bana ait değil. Yeni Ahit kitabında Luka'nın kaleme aldığı Elçilerin İşleri kitabında bunlar bu şekilde tanımlanırlar. Yani ortada henüz Hristiyan diye bir tanım, öyle bir şey yoktur. Ve biz yine en son kendilerinden bahseden kilise yazarları itibariyle söylüyorum. 403 yılında Salamis ile Epifanius bahseder. Ebionitler diye bir grup. Hı. Peki bunlar kimdir? Bakın ve biz, nedir? Temel inançları nedir yani? Tabii İslam. Biz bugün hakikaten batıda bir takım bilimsel yöntemler, mesela sinoptik problem ve karşılaştırma yöntemi, tarihsel anlamda Hazreti İsa'nın ne söylediği, ne vaaz ettiği sorusuna iyi kötü cevaplar veriyor bugün artık. Yani bugün bilim dünyası, tarihsel araştırmalar bu noktaya gelmiştir. Biz anladığımız kadarıyla Hazreti İsa Allah merkezli bir öğretiyi vaaz etmiştir. Yani onun öğretisinin merkezinde Tanrı ve onun krallığı kavramları gelir. İsa kendisini bir beşer olarak ve bir kul olarak tanımlar. Ya tam bizdeki İslam'daki aynen aslında. Aynen öyle. Yeni Ahit metinlerinde bu kayıs kelimesiyle ifade edilir. Kul edilir. Kul şeyidir. Yani İsa'nın Allah'a bağlılığını, diğer beşer varlıklar gibi bağlılığını ifade etmek için kullanılan, birçok yerde kullanılan bir kelimedir. İsa'nın aynı şekilde kendisini, bakın burası çok önemli, yine propetes, Yunanca metinlerde bu şekilde geçiyor ama Yahudi bağlamında baktığınızda bu peygamber tabirinin kavramının karşılığıdır ve İsa, bakın altını çizerek söylemek istiyorum, kendi peygamberliğini tanımlarken öncekiler gibi bir peygamber olduğunu ısrarla söyler. Yani kendisini bu anlamda diğer peygamberlerden ayırmaz. Yasa konusunda, yani şeriat konusunda, yani Tevrat konusunda kendisine gelip de bir şeyler soran Yahudi din bilginlerine, hahamlara veya Yahudi cemaatin içerisinden o günkü hani bir şeyler öğrenmek için kendisine gelenlere hep Hristiyanların eski ahit dedikleri ya da bizim Tanak diyebileceğimiz metinlerden hareketle cevap verir ve biz İsa'nın bu anlamda monoteist bir çizgiyi savunduğunu görüyoruz. Bakın bu bir ilahiyat perspektifi değil, bu bir tarih perspektifi. Tek tanrıcı diyelim yani. Aynen öyle, tek tanrıcı. Tarihsel araştırmalar bunu bugün ortaya koyuyor. Bu inanışı biraz önce de söylediğim gibi Yakup tarafından yönetilen cemaat devam ettirmiştir. Onlardan sonra da bizim tarihsel metinlerde ebionitler diye diyebileceğimiz ya da tarihsel metinlerde bu şekilde karşımıza çıkan cemaatler sürdürmüştür. Bakın aslında bizzat ebionit kelimesi de onların İsa'ya dair bu tasavvurlarını yansıtan bir ifadedir. Çünkü ebion tabirinden gelir. Ebion İbranice'de fakir demek. Ebionitler tarihsel süreçte onlardan günümüze intikal eden o fragmanlara baktığımızda mal varlıklarını, bütün maddi değerlerini İsa'nın havarilerinin ayaklarına sermiş olmakla övünürler. Ve bu yüzden fakir olduklarını söylerler. Ama kilise yazarları, geleneksel kilise, yani teslis yanlısı kilisenin yazarlarının ebionitlere dair anlatımlara baktığınızda bunların aslında maddi anlamda fakirlikten değil, aklen fakir olmaktan, akıllarının kıt olmasından dolayı böyle olduğunu söylerler. Çünkü İsa'nın ilahlığını anlayamadığını, İsa'nın bir tanrısal varlık olduğunu anlayamadıklarını söylerler. Şimdi biz de bazen geleneksel bir takım iddialar eleştirdiğimizde hani siz bunları anlayamazsınız, burada çok büyük derinlik var diyorlar. Aslında çok değişen bir şey yok herhalde, değil mi? Yani orada da aynen öyle. Benzer yorumlar var. Şimdi bizim İslam dünyasında özellikle bilim çevrelerinde hani erken yüzyıllarda Hazreti İsa'nın en orijinal takipçisi veya takipçileri kimdir gibisinden bir soru işaretine 10 kişiden 9'unun vereceği cevap Arius'tur. O da İznik Konsili bağlamı nedeniyle. Çünkü Arius İznik Konsili'nde aforoz edildi biliyorsunuz. Hoş İznik Konsili'nden sonra İmparator 1. Theodosius dönemine kadar Ariusçuluk aslında Bizans İmparatorluğu'nda neredeyse şeydir. Yani resmi mezhep şeyine yükselmiştir ama burada aslında
Yani arıyorsun bakın görüşleri, arıyorsun görüşleri. Mesela Tanrı hakkında ne düşündüğü, İsa hakkında ne düşündüğü hep bize dolaylı kaynaklardan, dolaylı tanıdıklardan geliyor. Ve biz orada arıyorsun görüşlerini. Evet teslis çizgisinin dışındadır ve nasıl ifade edelim teslis ama hani tam olarak ortaya koyamıyoruz. Hatta Batı'da bugün yapılan en ciddi çalışmalar bile bunu şey ama yani Arius'u eleştirenlerden biz görüşlerini alıyoruz öyle, ve diyorlar ki öyle. Bu Arius diyor mesela teslisi inkar eder. Aynen öyle. Yani bize de klasik aslında kaynaklarda da Arius'un ama yani bize mesela bize ulaşmamış. Mutezile üzerine yapılan birçok eleştirileri aslında değil mi? Onların yani, kaynakları bize ulaşmadığı için artık oralardan görüyoruz ama ne kadarı doğru ne kadarı çarpıtılmış onu bilmek mümkün değil. Şöyle Emre'cim yani Arius meselesi bakın tartışmalıdır. Bunu ayırmak lazım ama Nasrani'ler ve Ebiyonikler için bunu söyleyemiyorum. Çünkü Nasraniler ve Ebiyonikler bana göre Hazreti İsa'nın tarihsel süreçteki en orijinal ve hakiki takipçileridir. Bakın bunu Batı'da yani Tübingen, onu ilahlaştırmamışlardır. Onun beşer bir peygamber olduğunu söyleyeceğim. Tübingen okulu Ferdinand Christian Bauer'dan beri Alman teologlar mesela bu görüşü ilk defa olarak ben burada dile getiriyorum değilim. Batı dünyasında bunlar 200 senedir yazılıp çiziliyor. Ebiyonikler diyorlar ki Allah bir tanedir. Yeryüzünü yaratan odur. Yerin ve göğün sahibi odur. Kıyametin sahibi de odur. Bakın burada Hristiyanlığın temel şeyleriyle bir bağlam uyuşmazlığı var. Çünkü aynı zamanda Kur'an'ın bize tanıttığı gerçek Hazreti İsa'ya birebir öyle dinler. Yani bunlara desen ki 7. yüzyılda yaşamış bir Müslüman cemaatli kimse şaşırmaz. İsa hakkında şöyle düşünürler. Derler ki bir beşerdir. Aynı zamanda bir peygamberdir. Aynı zamanda Mesih'tir ama Mesihliği onun beşeriliği anlamında tasavvur edilir. Yani onun Mesihliğinden hiçbir biçimde İlahi tanrısal bir varlık olduğunu şey. Musa şeriatına bakın eski ahit yazılarına ve Musa şeriatına kesin olarak bağlıdırlar. Yeni ahit metinlerini asla kabul etmezler. Kendilerine ait bir takım incilleri vardır. Bu incillerin isimleri tartışmalı. Ebiyonikler İncili denir. Nasraniler İncili denir. İbranilere göre İncil denir. Bunlar günümüze ulaşmış İncil'ler mi peki? Fragmanları sadece. Fragmanları var. Bazı yazarlar diyor ki bunların bugünkü Matta ile pek benzeşmeyen kendilerine has bir Matta İncil'leri var deniyor. Bu konuda da çok tartışmalar var ama şurası kesindir. Yani geleneksel kilisenin İncil'lerini kabul etmezler. Hatta daha da ötesini söyleyeyim. Kendilerini Hristiyan diye tanımlamazlar. Bir ötekini adım daha atarak başka bir şey daha söyleyeyim. Kiliseye de ibadethane olarak gitmezler, sinagoga giderler. Yani biz Hazreti İsa'nın getirmiş olduğu gerçek, doğal, akla fıtrata uygun dine tabiiz diyorlar özetle. Aynen öyle. Tamam. İsa'nın orijinal takipçileri biziz. Hristiyanlar sapkındır diyorlar. Sapkındır diyorlar. Kendi metinlerinde biraz böyle geçiyor. Biraz daha açacağız onları. Hocam tamam. Az önce siz biraz temas ettiniz ama yakın zamanda bu reform tartışmaları da oldu. Hani işte bazı şeyler, açıklamalar çarpıldı yine. Bazı gruplar, cemaatler özellikle bunu suistimal ettiler ama yani gerçek anlamda reforma ihtiyaç duyan şey İslam mıdır yoksa Müslümanlar mıdır? Ya da bu anlamda şöyle sorarsak siz bugün Müslümanların İslam'ı gerektiği gibi temsil ettiği noktasında ne düşünüyorsunuz? Yani burada bir problem var mı? Ve bazı yapılar, çeşitli cemaat tarikat yapıları vesaire neden İslam adına, din adına, akla, bilime, teknolojiye, felsefeye, sanata bunlara niye düşmanlık ederler, niye karşı çıkarlar sizce? Bunun mutlaka bir tarihsel altyapısı, arka planı da vardır. Şöyle söyleyeyim, yani bozulmayan Kur'an'dır dedim. Kur'an'ın dışında her şey tartışmaya açık olmalıdır. Evet. İkinci kaynak olarak da hadislerin mutlaka metinlerinin kritize edilmesi lazım. Bu herkes açısından sağlıklı olacaktır. Hazreti Peygamber'e atfedilen ama ona ait olmayan bilime aykırı, akla aykırı, bizatihi Kur'an'a aykırı olan şeyleri yani o kitaplarda var diye bunları muhafaza ettiğiniz zaman İslam'a zarar verirsiniz. Verilmiş zaten Tarık Hoca. Bu böyle olur. Ben Batı'da bugüne kadar oryantalistler içerisinde Kur'an üzerinden İslam'a saldıran, İslam'ı tenkit eden bir tek oryantaliste, şarkiyatçıya rastlamadım. Ama bizim o kültürel Müslümanlık dediğimiz şey işin içerisine öyle bir şey girmiş ki şimdi bazen işin gerçeğini bildiğiniz zaman bu iddialarda bulunan insanlara da kızamıyorsunuz. Adam şimdi mensup olduğu tarikatın veya cemaatin silsilesi içerisindeki şeyhlerden birinin yazdığı bir kitapta yazılan şeye
Şunu sordum. Dedim ki yanlış olamaz mı? Kesinlikle dedi. O kendi hevasından yazıp söyleyemez. Allah'ın kontrolü altındadır. Ama biz vahyin peygamberimizle bittiğini biliyorduk hocam. Yanlış mı şimdi hocam? Bak aynı şey. Onu getirdi. O insana, o yüzden onun yazdığı o kitaplarda geçen şeylere Kur'an ayetleri muamelesi yapıyor. Evet. Ve işte buradan geliyor şey diyor. Sonra dinler böyledirler. Yani o kültür alışverişleri içerisinde bir şeyler alırlar, bir şeyler verirler, şu olur, bu olur vesaire. Fakat işin doğrusu bugün çok sıkıntılı bir noktadayız. Sofrada yemek yiyor Müslüman. Yediği şeylerin helal haram olduğuna bakmıyor, aklına dahi getirmiyor. Ama sağ elle yemenin faziletleriyle uğraşıyor. Ya da üç yudumda su içmeli. Problem burada şey olmuştur. Şekilcilik mi hocam ön plan? Şekilcilik yani fetişizm dini haline gelmiştir İslam. Ve iki sene kadar önceydi Almanya'ya bir konferansa gittiğimde orada Diyanet'in din ateşesi arkadaş dedi ki hocam bulunduğumuz eyaletin en büyük camisi ne dedi cuma namazına gidelim. Ben de tamam dedim. Bu da dedi bir şey eder misin? Vaaz eder misin? Akşam da konferansım var. Olur dedim yaparım. Çıktık orada bir vaaz ettik. 45 dakika kadar da sürdü. Ezan vakti geldi. Büyük bir camide. Yurt dışında ilk vaazım. Ama ben Türkiye içerisinde 15 yaşından beri kürsülerde vaaz ederim. Birisi el kaldırdı. Ve alışık olduğum bir şey değil. Ben Fatiha deyip aşağı inecektim. Hocam dedi bir şey sorabilir miyim dedi. Buyurun dedim. Dedi ki bizim bir problemimiz var bir türlü halledemediğimiz. Bunu ister Türkiye'den gelen hocalara sorduk, ister buradakilere sorduk, oraya yazdık, buraya yazdık. Bir türlü bizi bu şeyden kurtaramadılar. Allah Allah. Size sorayım, sor dedim. Dedi ki domuz eti pişirilen bir tencere. Sonra bu tencereyi yıkasanız, temizleseniz bunda yemek yapıp yemek caiz midir? İşte bu benim damarıma bastı. Damarıma bastı. Ondan sonra ben adeta kendimi kaybeder şekilde biraz da artık yani eleştiri noktasını aşan bir dil de kullanarak canımı sıktı. Yahu arkadaş, yıllar önce dedim. Birileri geldi emekli imamlar, emekli vaizler veya sakallı hacı efendiler burada şu camilerin içerisinden sizden çuval çuval para topladılar değil mi? Türkiye'de götürüp şuraya yatıracağız, buraya yatıracağız. Alman bankaları %3 faizle para verirken bunlar %20, %30 kar ortaklığı ismi altında bunları söylerken elinde avucunda olanlar verdi, elinizde avucunuzda olmayanlar da gidip bankalardan, Alman bankalarından faizle para alıp, çektiniz, onu getirip buraya yatırdınız. Şimdi gelmişsin sen orada, bunun derdine düşmüşsün. Şimdi problem burada bir şekilciliğe gelmiş. Adam namaz bile kılarken diyor ki hocam ben 70 yaşındayım, 15 yaşından beri namaz kılıyorum, üzerimde hiç kaza namazı yok. E güzel. Fakat bir vesvesem var, bunu bir türlü gideremiyorum. Nedir? İşte 55 senedir namaz kılıyorum da ben 60 senedir. Ya rükûa giderken tam secdede o belim böyle tam düz oluyor mu olmuyor mu onu bir türlü şey edemiyorum. Yani Allah'ın ilgilenmediği ne varsa hocam Müslümanların derdi orada. Ama Allah'ın odaklanın, yoğunlaşın dediği şeyle işimiz yok. İşin bütün İlgesin. Hadisesi şekil hadisesi. Ben bir televizyon programında şöyle sol tarafımda bardak duruyordu. Böyle boğazım biraz gıdıklandı. Oradan aldım bir yudum su içtim. Vay hoca sol elle su içti. Ya 10 tane şey geldi o arada. Bir e-mailde Mehmet Hoca benim idolümdü. Bundan sonra 5 kuruş etmez artık sol elle şey etti. Din anlayışı bu. Maalesef. Ya bu lanetlenmiş bir uzuv değil. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Allah bunu da bana vermiş kullanayım diye.
Ha, insanların %99'u sağ el kullandığı için biz diğerlerine solak diyoruz ya, çok nadirdir onlar. Zaten sağ elle yapıyoruz. Bunu lanetlemek nedir? En basiti alın. Şu domuz meselesini laf açılırken. Yahu arkadaş, domuz yarın ahiret günü herhalde o Sırat Köprüsü'nün başında duracak ya Rabbi diyecek. Adaletini istiyor. Sen beni yarattın. Benim etimi haram kıldın, tamam. Bu insanlığın bana düşmanlığı nedir bu Yahudilerle Müslümanlar? Nedir bunların için? Ya kardeşim, yani mesela benim rahmetli kayınvalidem ismini bile söylemezdi. O derdi. Böyle bu kadar. Ya hayır, lanetli bir hayvan değil bu domuz. Hocam şimdi çok özür diliyorum. Allah onu haram kılmış etini. Çin bir şey var, paylaşım vardı hocam. Çin'de bir iş adamı, sanayici. Biliyorsunuz burada Türkler gidiyorlar, orada ticaret yapıyorlar. Ve taklit ürün yaptırıyorlar orada. Yani marka ürünlerin taklitlerini orada yaptırıyor. Aslında sahtekar yani bir anlamda baktığınızda. Sonra işte adam şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki yani biz diyor yemeğe gittiğimiz zaman bize bu yemeklerde domuz eti olup olmadığını soruyorlar diyor. Ben de şunu çok merak ediyorum diyor. Yani İslam'da domuz eti haram ama sahtecilik, yalancılık, taklit haram değil mi? Ha işte kardeşim. Yani şimdi bir Çinli'ye bunu söylettiysek bize eğer. Yani adam meseleyi anlamış yani. Bakın bugün vatandaşta da bunun hatalarını, şeylerini görmeyelim. Ben 65 yaşındayım. 60'lı yıllarda Avrupa'ya göç başladı. Yani işçi gönderdik, evet. Daha doğrusu. Köyümüzden, kentimizden topladık, gönderdik. Benim babam da imam ve alim bir adamdı. Çevresinde de çok itibarlıdır o konuda. Çok gelir fetva sorarlar. Yahu yazın olduğunda yani o Elazığ'a gelen Almancıların yarısı babama gelir sorarlardı. Diğer hocalara da gidip soruyorlar. Hocam orası Darül Harp diyorlar. Onu da sonradan öğrenmiş. İşte efendime söyleyeyim, hani orada yani şunu yapabilir miyiz, edebilir miyiz? Ben babamın ağzından duymadım ama diğer birçok hocanın ağzından duydum. Yani Hristiyan bir memleket, İslam diyarı değil. Kısaca her şey serbest. Adam çocuk parası alıyor, iki çocuğu var. 6 tane kardeşinin çocuğunu da üzerine kaydettiriyor, çocuk parası alıyor. Çalıyor, çırpıyor, işten kaytarıyor, gayrimeşru iş yapıyor, kanunların boşluklarından faydalanıyor, bilmem şu ediyor, İşe giriyor, bu ediyor. Sigortalanıyor, çıkıyor sonra devletten maaş alıyor. Her türlü şey. Bunu Türkiye içerisinde de söylediler. Sorarlardı, bu devlete vergi verelim mi? Zekatınızı verin, kaçırabildiğiniz kadar kaçırın. Bunu söylüyorlardı. Şimdi bakın, işte bu Kur'an perspektifinden bakılmadığı zaman bu böyle olur. Kardeşim, kul hakkı denen şeyde milliyet ve din aranmaz. Siz bir Müslümanın 5 lirasını çaldığınız zaman haram oluyor da gayrimüslim ikini çaldığınız zaman haram olmuyor mu? Yani Yahudiler de öyleydi değil mi hocam? Yani Yahudiler de öyle. Şeriat sadece Yahudiler için geçerlidir. Diğerleri için geçerli değil. Zaten öyle batmışlar. Bizimkiler de öyle etmişlerdir. Şimdi bakın. Bu İslam alimleri tarafından yıllarca çözülemedi. Çok basit bir örnek vererek kapatayım konuyu, Zafer'e şey edelim. Şimdi bir apartmanda yaşıyorsunuz. 20 daire var. Apartmanın ortak giderleri var. Asansör gideri, işte o diyelim merdiven, ki merdiven, kapıcı, merdiven yıkama, elektrik şeyi ortak gider. Her daire başına yönetici 100 lira diyor aylık, verin bu ortak giderleri karşılayalım. Bu 20 daireli apartmanda 2 aile var, vermiyorlar. Kötü insanlar, şerli insanlar, ya işte kaçtık mı ettik mi, ya 3 ay oldu canım, önümüzdeki ay veririm, bir ay verir, 3 ay vermez. Sonra apartman yönetimi toplanır, ya der ki kardeşim bu şerli adamlarla şey etmeyelim, 100 lira vereceğimize 110 lira verelim. Bu işi kapatalım. 100 lira alırsak yetmez. 2 kişinin 200 lira eksik kalıyor. Şimdi burada herkes kendine sorsun. Burada bu iki daire kul hakkına giriyor mu, girmiyor mu? Giriyor. Bu nettir. Şimdi sen isterse Almanya'da yaşa. İster Türkiye'de, ister Endonezya'da.
Kardeşim bu devlet yol yapıyor, hastane yapıyor, okul yapıyor, bürokrasinin maaşını ödüyor. Bunları nereden ödüyor? Bunları nereden yapıyor? Ve bunları sen hepsini kullanıyorsun. Ha, bunları senden benden aldı vergiden bunları yapıyor. Peki bu vergi kaçıranlar kaçırdığı zaman ne olacak? Öbüründen 10 alacağını 12 alıyor. Ki o bütçeyi denkleştirebilmek için. Ki bu kul hakkı olmuyor mu? Bu nedenle ister Almanya'da, ister Rusya'da, ister Çin'de yaşa. Kanunların koyduğu şeye göre bir kuruş vergi kaçırdığın zaman kamuoyunun hakkı oluyor hem de. İslam ulemasının çoğu kamu malını yiyenin cenaze namazlarını kılmamışlardır. Şunu söyleyeyim bakın. Bugün Türkiye Cumhuriyeti için de bunu söylüyorum. Devletten vergi kaçırmak zekat vermemekten daha ağır bir suçtur ve günahtır. Farzdır vergi vermek. Ya Müslüman bir sefer buradan doğru bakmadı. Bunun sebebi şuydu bak. Osmanlı'nın son 200 yılı da dahil ilmi kaybettik. İlmi kaybettik. Sokakta bu işi sarıkla sakalla idare edenlere bıraktık, sonunda böyle oldu. Yani bu akla, bilime, teknolojiye, sanata, felsefeye düşmanlık yapanlar bu kesim mi hocam? O kesim, o kesim. Evet. Peki biz ne zaman kurtulacağız hocam bu kesimden? Allah'ın izniyle diyelim. Kurtulmak zorunda. Çünkü hocam gençleri görüyorsunuz hocam, siz akademisyensiniz, yani gençlerle de iç içesiniz. Gençleri görüyorsunuz, çok ciddi sorgulamaları var, şüpheleri var. Bence haksız değil. 14-16 yaş aralığında gençler, yani hatta Müslüman ailelerin çocukları bugün maalesef ki savruluyorlar. Deizm, ateizm gibi akımların özellikle internette, sosyal medyada vermiş olduk, servis ettikleri şeylerden dolayı maalesef çok ciddi anlamda bir bunalımdalar. Yani bu çocuklar bizim çocuklarımız. Evet. Yani biz İslam'ı en güzel şekilde anlatıp, en güzel şekilde örnek olup, temsil edip onları İslam'la buluşturmayacaksak bunun vebali nasıl ödeyeceğiz hocam? Hesabı sorulacak herhalde bunun ahirette bize, değil mi, her birimize? Sorulacak da bu zemini biz hazırladık. Deizm dediğiniz şey nedir? Deizm dediğin şey, Allah var, Allah inkar etmiyor değil mi? Evet. Ama diyor Allah her şeyi yarattı, ondan sonra orada oturuyor, bir şeye karışmıyor. Ya bu gençlerden önce şu merdiven altı dinin yapılara bak bakalım, bu deizm değil de nedir, Allah'a sen orada otur karışma bir şey diyorlar. Kitabı onda kapını kapatmışlar, o kimse anlamaz onu. Cennete onlar gönderiyor, cehenneme onlar gönderiyor. Dinin her şeyini onlar dizayn ediyorlar. Deizmin kralı burada var. Hatta hocam Allah'a ait olan yetkileri şeyhlerine vermişler. Ya bitti kardeşim, bitti zaten o. Yani orada oturuyor, o karışmıyor o. Ne diyor adam? Yani diyor alıp götürseler de ki ben falan cemaatlerim, bırakırlar o anda diyor seni. Bu Kur'an'ı inkardır. Bu Allah'ı hiçe saymaktır. Yani zerre kadar hayır, zerre kadar şer işleyen onun karşılığını mutlaka görecektir. Ve o karşılığın hesaplanacağı, icra edileceği gün de, o günün tek sahibi de bir tek odur. Bu kadar net olmasına rağmen, boş ver senin söylediğine, ben bunu böyle yapıyorum. Onu koltuğun altına alıp kutuya koyuyor, götürüyor, kimisi öyle götürüyor, kimisi böyle götürüyor. Şimdi bu iş öyle bir şey haline gelmiş ki bakın. Gençler için söylenecek şey şudur. Kur'an ayeti var. Biz Kur'an ayetlerini de zaman zaman saptırmışızdır. Mesela herkesin ağzında olan lafa başlarken la ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Evet, bunu herkes söylüyor. Bakara 256. Yani dinde zorlama yoktur çünkü zorlamayla olmaz, ama dinin içerisine girdikten sonra zorlama var diyor. Orayı sonraya bırak. Ya da Müslüman anne babadan doğduysan ya. Bir kelimenin birçok anlamı var. Ama neden Cenab-ı Hak buna la icbare fiddin demedi de la ikrahe fiddin dedi? Sen niye la ikrahe fiddini la icbare fiddin şeklinde tercüme edip yerleştirdin? Bir dakika. O ayetin çok net ve açık şeyi, dinden tiksindirmeyin diyor. O dindara söylüyor bunu. Dinden tiksindirme diyor. Bu gençleri dinden tiksindirdiler. Evet.
dinden de kendi hayat tarzlarını, kendi anlayışlarını, kendi yorumlarını Allah'ın dini yerine koydular. Din budur dediler. Allah böyle diyor dediler. Çocuk ona baktı. Ya bu dinle dedi, benim şeyim yok dedi. Hocam özellikle gençler zaten hani fıtratları çok bozulmamış oluyor. Yetişkinlere nazaran baktığımızda evet. Genelde. Çünkü fıtrat evet. Kaldırmıyor böyle evet. Bir şey. Yani öyle bir dini sunum yapıyorlar ki bu malum çevreler. Yani aklı başında bir gencin buna inanması sürpriz olur zaten yani. Bak çok güzel bir yere geldin. Burada yanlış yerden bakan biziz. Arpa ekmiş adam diyor ki niye buğday çıkmadı? Ya bu toplumda yetişen gencin normal olarak deist olması lazım kardeşim. Ben halal helal lokma kimsenin boğazından geçmiyor noktasındayım artık Türkiye. Müslüman yalan söylüyor mu? Söylüyor. Ya bunu herkes kendine sorsun. Bir Alman marangoz mu iş ahlakı açısından daha dürüsttür? Bir Müslüman marangoz. Bir İngiliz devlet memuru mu daha ahlaklıdır iş açısından? Bir Müslüman iş adamı. Her alanda bu mukayeseyi yapın. Göreceksiniz sıfırsınız. Hocam bir aramız var. Aradan sonra tamamız devam edelim inşallah. Değerli izleyenler, reklam aramızdan sonra yine birlikteyiz. Aklımdaki sorular Ramazan programımızda Profesör Doktor Mehmet Çelik hocamız ve Doktor Zafer Duygu hocalarımızla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hocam tam böyle damara girmiştik, reklam arası verdik. En son şunu söylediniz hocam, yani öyle bir din algısı pompalanıyor ki yani gençlerin zaten böyle deizm, ateizme savrulmaması sürpriz olur dedik. Yani fıtrata aykırı, akla aykırı bir dini sunum yapılıyor. Halbuki İslam'ın kendisi insan aklına, yaratılışına son derece uygun bir din. Ama bizim bu doğru dinle buluşturmamız gerekiyor herhalde gençleri bu problemi ortadan kaldırmak için. Hocam bu anlamda Müslümanların Kur'an-ı Kerim'le ilişkisinden de çok kısaca bahsedelim. Çünkü Ramazan programı da olduğu için bu aynı zamanda. Yani siz bu ümmetin Kur'an'la ilişkisini nasıl buluyorsunuz? Kur'an'ı anlama ve hayatımıza yansıtma konusunda gerekli çabayı gösteriyor muyuz sizce? Yani Kur'an'ın hayatımızdaki yeri nedir bu anlamda? Dini özünden okuma ve doğru anlama noktasında doğru bir yol izliyor muyuz? Peygamberimizi doğru anlıyor muyuz mesela? Kur'an bize örnekliğinden bahsediyor. Yani ben öyle görüyorum ki bizim Allah tasavvurumuzda da, din tasavvurumuzda da, peygamberlik tasavvurumuzda da ciddi bir sapma var ve bu biraz Yahudilik, Hristiyanlık arka planından da besleniyor. Bunlarla ilgili de bir şeyler söyleyeyim isterseniz. Şimdi bakın, gençlerin bir kısmı deizme şey diyor, kayıyor da. Bir de dindarlaşan kesime bir bakın bakalım. Bugün terör örgütlerinden şikayet ediyoruz. Taliban, El-Kaide, DAEŞ, Nusra, Boko Haram, Eşşebap vesaire vesaire. Kardeşim, Amerikalılar uzayda bir laboratuvar kurup bunları orada üretip getirip bizim aramıza bırakmadılar. Bunlar bizim coğrafyanın çocukları. Mardinli çocuk, Trabzonlu çocuk, Endonezyalı çocuk, Bosna Hersekli, Faslı çocuklar bunlar. Bunlar nasıl böyle bir din anlayışına girdiler? Böyle bir şey oldular. Şunu görüyoruz. Bir sefer masanın üzerine bakıyoruz. Domates, salatalık, patlıcan, biber vesaire bizim tarladan. Et bizim kasaptan, yağı, tuzu da bizim marketten. Sadece ve sadece aşçı onlardan. Aşçı o malzemeden istediği yemeği yapıyor. Şimdi bu merdiven din anlayışı bu terör örgütlerinin elemanlarını şey etti. Bazılarının dediği gibi 100 lira, 100 dolar para veriyorlarmış. Onun için hayır kardeşim, öyle değil. Öyle değil. DAEŞ'in mesela benim edindiğim raporlarda Suriye'de oldukları dönemde, o en şaşalı dönemlerinde itirafları var. İşte günde 2 saat askeri eğitim görüyorlar. Bu haftanın 3 gününü. Bir gün yapıyorlar, bir gün yapıyorlar. 2'şer saat. Ama 7 gün 4 saat dini eğitim görüyorlar. Kur'an anlayışları bunları oraya götürdü. O merdiven altı din eğitimi. Bakın bunun bir örneğini size vereyim.
Bu selefilik dediğimiz şey, özellikle Medine İslam Üniversitesi'nde bütün İslam dünyasından gelen gençler orada şey ettiler. Tarihsel olarak bu selefiler 3 tane büyük imamdan bahsediyorlar, imamlar. 3 tane büyük imam. Bunların en sonuncusu İbnül Bas. Ve en fazla da onu esas alıyorlar. Bu İbnül Bas'ı ben iki arkadaşımla beraber 84 yılında Medine'de ziyaret ettik. İslam Üniversitesi'nin rektörü bu. Aynı zamanda Mescid-i Nebevi'nin de cuma hatibi. Arkasında da iki cuma kıldım ben bu adamın. Müthiş bir hafız, kurra. Yani kıraat-ı aşere üzere Kur'an okur, insanı mest ediyor hakikaten. Anadan doğuma kör bu adam. Biz kendisini ziyaret ettiğimizde şöyle bir el kitapçığı, 60-70 sayfa bir kitapçık, kendi kitabı bize hediye etti. Kitaba baktım. Akli ve hissi delillerle dünyanın düz olduğunu ispat. Bak, akli ve hissi delillerle dünyanın düz olduğunu ispat. Lan be adam, sen anadan kör bir adamsın. Sana mı kaldı? Ta 68 yılında dünyanın videoları çekildi. Boşlukta bir küre şeklinde. Yahu Kur'an buna küre-i arz da diyor üstelik. Orta çağda İslam alimleri bunun yuvarlak olduğunu da zaten söylemişler Avrupalılardan önce. Sana mı kaldı bunun düz olduğunu? Sonra içini merak ettim okumaya. Rahmetli kayınvalidem gibi düşünüyor baktım. Cahil bir kadındı. Yuvarlak olursa bu denizler dökülmez mi? Ağaçlar düşmez mi? Biz yuvarlanmaz mıyız? Bunlar ne bu dünyanın düz olduğunu ispata çalışıyor. Şimdi bu anlayışla Kur'an'ı bu şekilde anladığınız zaman işte bir kısmı ikrah ettirerek dinden deizme yol açarken bir kısmı da bu tür sapkınlığı götürüp DEAŞ'cı yapıyor. Götürüp işte şucu yapıyor, bunu yapıyor. Yani hocam, bilime ilgi duyan bir genç mesela, işte bu kadar saydığınız ünvana sahip bir insanın dünya ile ilgili böyle bir yorumunu duyduğu zaman bilimsel olarak da bunun olmadığını düşündüğü zaman ne olacak bu çocuk? Savrulmayıp da ne olacak yani? Ne olur, bu savrulur yani nihayetinde. Ki hocam Türkiye'de de yansımaları var bazı kişiler, gruplar biliyorsunuz, yani buna yakın şeyler söylüyorlar. Evet, hani şuna buna atfederler, olmuş bir hadisedir. İşte falan adam batılı falan profesör efendime söyleyeyim, Müslüman olduktan sonra falan yerde bir konferans verirken ilk sözlerine şöyle başlamış. Ya Rabbi, ben Müslümanları tanımadan İslam'la tanıştırdığın için sana şükrederek sözlerime başlıyorum gibi gibi gibi. Ya şurada şöyle bir şey var. Bu Fransız devriminden sonra o kilisenin o korkunç baskısından Avrupa adeta dedi ki ya din bizi bu hale getirdi. Dinden modern insan vazgeçmeli. E bu dinlerin kökeni ne? O dinler tarihi çalışmaları o dönemde başladı ağırlıklı olarak. Kimi dedi işte tabiat olaylarından naturalizmdir dinin temeli. Kimi dedi ruhçuluktan animizmdir dedi. Kimi o dedi, kimi bu dedi. Ve dediler ki eski çağlarda insanların dine ihtiyacı vardı, modern çağda yok artık, bilim var. Bizimkiler de hala öyle söylerler ya bir kısmı. Fakat sonradan baktılar ki yok, bilim ayrı bir şey, din ayrı bir şey. İnsanın bir ruh dünyası var. Bilim insanın fiziksel yönlerine hitap eder, bir de ruh dünyasına hitap edecek bir şey. Bu sefer modern bir din şeyine girdiler. Hatta Auguste Comte'un bir pozitivist ilmi hali var. Türkiye'de çevrilmiş durumda. O düşünceyle yazılmıştır o da. Sonunda dediler ki beşeriyete bir din. O halde nasıl bir din? En güzel, en mükemmeli. Bu nasıl olacak? Şu dinin iyi tarafını alalım. Şu dinin güzel tarafını alalım. Şu dinin gözde tarafını alalım. Bundan yeni bir din oluşturalım. Yani İnsanlık dini. Dünyanın en güzel insanlığı meydana getirelim. Şunun burnu güzel, onun burnu. Şunun gözleri güzel, onun gözlerini. Böylece mükemmel güzel bir insan meydana getirelim. Bu tutmadı. Bu Süleyman Nedvi 1905 yılında İskenderiye'de gemide bu Doktor Tevor'la karşılaşıyor. O bu şeyin öncülerinden biri. Niye diyor başarısız oldu bu şeyiniz diyor. O da dönüp diyor ki
bu dini temsil edecek numune-i imtisalini bulamadık. Örnek olarak onu şey edecek kişiyi bulamadık diyor. Yok öyle bir şey. Teori var ama. Şimdi kardeşim bir insan Müslümanlara bakarak Müslüman olmaz bir sefer, bu kesin. Peygamber peygamber diyorlar. Evet, peygamber numune-i imtisaldir. Peygambersiz din olmaz. Peygamber esas alınacak. Fakat bir de onu doğru olarak almak lazım. Ya doğru olarak almazsanız. Pakistan'da şahit olduğum bir olayı anlatayım size. Bir cuma günü. Oranın bir camisine gittik. Büyük bir cami. Bahçesinde bir şadırvan var. 20 tane musluğu var. Her şadırvanın başında da bir kuyruk var. Biz de kuyruğa girdik, abdest alacağız. Yahu 15-20 dakika sonra 3. sıraya geldim. Ulan bir baktım musluğun üzerinde bir tane misvak var. Ondan sonra her oturan o misvakı alıyor, ağzına sokuyor, suyu alıyor, kalkıyor, öbürü yapıyor, alıp kalkıyor, öbürü yapıyor. Bu nedir dedim, sünnet dediler. Camiye girerken de kapının iki tarafında yine misvak asılı. Herkes alıp bir ağzına sokup gidiyor. Şimdi güzel kardeşim. Bakın tıbbın sembolü nedir? Yılan değil mi? Tıp fakültelerinde. Eğer bu insanlık bir gün objektif ve vicdanlı bir hale gelirse diş hekimliğinin de sembolünü misvak yapması lazım. Ben tarihçi olarak eski Mısır, Roma, Çin, Asur tıplarını inceledim. Var. Roma İmparatorluğu'nun başarıları ve o kadar büyük bir coğrafyaya yayılmasının ana sebeplerinden birisi ordusundaki arka plandaki lojistiğiydi. Özellikle sağlık lojistiği. 20 tane seyyar hastanesi vardı. Bir anda 500 okla 500 kişi yaralanıyor. Çekiyorlar, tak 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 tak, ameliyatını yapıp çıkarıp sarıp şey ediyorlar. Tıp çok dönemine göre ilerli. Fakat dişle ilgili ne Mısır tıbbında, ne Çin tıbbında, ne Roma tıbbında bir şey yok. Ağrıyorsa çeker atarsın, bu kadar. İlk defa dişin önemini, ağız temizliğin önemini bizim peygamberimiz koymuş. Öyle mesela bizimkiler içinde hacamatı bilmem, hacamatı değil kardeşim, işte 3000 yıldır Çin'de de var o. Ama bak diş temizliği, ağız temizliği Hazreti Peygamber'indir. Şimdi Hazreti Peygamber bunu belki önce parmağıyla yapıyordu. Baktı parmak o iş görmüyor. Bezle silmeye başladı. Başlı olmuyor. Ya bunun için bir alet aradı, alet. Bu işi yapacak bir alet. Bu da ağaç olacaktı. Arabistan'da da sağdan saysan 6 çeşit ağaç var, soldan saysan 6 çeşit. Sert ve en uygun olan bu. Aldı onu suya koydu, yumuşattı, bıçakla da böyle fırça haline getirdi, yaptı. Ve insanlara da bunu hep tavsiye etti. Hatta Hazreti Peygamber'in bu tavsiyelerinden dolayı bizim fıkıh kitaplarımıza da girmiştir. Boşanma sebeplerinden kabul edilmiştir ağız kokusu. Temizliği yoksa bu kadar önemli. Hazreti Peygamber bunu ağız ve diş sağlığı açısından şey etmiş. Adam bunu sünnettir diye misvakı kutsamış. Ağzına sokup çıkarıyor, cebine koyuyor. Üzerinde milyonlarca mikrop varın. Herkesin kullandığını kullanıyorsun, anlattığın üzere. Şimdi herkesin kullandığı bir de o Pakistan'daki cami şeyinde. Şimdi hocam, peygamber sabit suda abdest alma şey de var, onu da biliyorsunuz. Yani sabit suda herkesin abdest alıp böyle hımkırdığı şeyde tekrar evet, abdest alıyor. Evet, Fas'ta da yani, aynı şekilde böyle... o 1,5 kovalara suyu doldurup içinde abdest alıyorlar. Peygamberi doğru anlamak lazım her şeyden önce. Ya şimdi sen, ben peygamberin sünnetini ne yapıyorsun? Sabahleyin adam kalkıyor. Aynanın karşısında efendime söyleyeyim yarım saat uğraşıyor. Şöyle bir kıl bu dudağın üstüne gelmiş mi onu kesmeye çalışıyor. Rahatlıyor, sünnetidir. Peygamberin sokaktaki sünneti yok. Evdeki sünneti yok. Kapı komşuyla ilgili şeyin yok. Ticarette sünneti yok. Hiçbir şeyde örnek almıyor. Başına sardığı sarıktan bilmem sakalından örnek alıyor. Yok. En kolay o zaman. En kolay o zaten. Ama bu peygamberi örnek almak değil. Bu peygamberi örnek almak değil. Allah'tan korksunlar. Bu din kardeşim bizim uydurduğumuz bir din. Yaşadığımız din bizim uydurduğumuz bir din. Ve mutlak surette biz
Kur'an'ı. Ha, Kur'an'da da şöyle bir nokta var. Bakın, bu cahiller hep söylerler. Batılılarla bizim farkımız şudur Emre Bey. Bir batılıyı çevir sor. De ki Einstein çok büyük bir bilgin der. Peki bugün şu fizik bölümünde mezun olan çocuk mu daha çok fizik bilir, Einstein mı? Bu çocuk bilir der. Einstein döneminin yıldızıydı. Çok önemli. Ama fizik bugün nereye geldi? Adam ilim bugün geliyor. Bir bilim adamı kalkıp bir şey söylüyor. Cahil adama Elif'i görse meltek tanır. Sen Gazali'den iyi mi biliyorsun? Sen Zamahşeri'den iyi mi biliyorsun? Ya sen onları nereden biliyorsun? Sen mi sefer onu bilmiyorsun? Bilim kardeşim ilerliyor. Bakın şimdi mesela Hazreti Musa ile ilgili, Hazreti İsa ile ilgili Kur'an ayetleri var değil mi? Evet. Tefsirlerde okuyoruz. Ya Kur'an bunu çok yüzeysel olarak verir. Musa gider Firavun'a, aralarında bir iki cümlelik bir konuşma geçer. Budur. Ama o Firavun'un gerçekten dönemindeki din anlayışı nasıldı ve Musa aleyhisselam bununla nasıl mücadele ediyordu, bunu bilmiyoruz. Ama bugün mesela tabut metinleri ve ölüler kitabı diye iki kitap halinde piramitlerdeki bütün yazılanlar, tabelalar, yazıtlar, şunlar hepsi tercüme edilmiş durumda. Firavunlar döneminin din anlayışı artık çok net. Peki bugünkü bir müfessir, onlar önünde olunca 300 sene önceki müfessirden daha iyi o ayetleri şey etmez mi? Bir ikinci örnek, Süleyman Ateş, ben Samsun İlahiyat'ta çalışırken bir sene orada beraber olduk kendisiyle beraber. Şey suresinin tefsirini yapıyordu. Alak suresinin, hani bu insanın yaratılış suresi. Evet. 6 ay Süleyman Ateş şeye devam etti. Samsun Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi'nin tıp fakültesinde kadın doğum kliniğine devam etti. O meninin içindeki şeyin yumurtayı döllemesinden çocuğun şekil almasına kadar 4 ay onların her sürecini oradan takip ederek o sureyi ondan sonra tuttu tefsiri. Evet. E peki şimdi bunun yaptığı mı doğru olur yoksa öbür mü? Bir şey daha şey edip bağlayayım. Kardeşim, fizik kuralları Allah'ın kurallarıdır. Ayettir. Kimyanın formülleri Allah'ın formülleridir. Ayettir. Bu yüzden Kur'an sadece, yani Nasara Yansuru'yla, sarıkla, cübbeyle, şeyle olmaz. Bütün ilimlerle Kur'an'ı göz önüne almak lazım. Son bir şey söyleyeyim. Zafer biraz konuşsun. Ya konuyu çok şey ettik. Bak kardeşim, hiç kimse de kabahat aramayalım. Kendimize bakalım. Bugün Türkiye'de 80 binin üzerinde cami var. Bir Diyanet Teşkilatı var. İlçelere kadar kurumsal yapısı var, müftülükleri var. 120 bin de imam müezzini var, vaizi var değil mi? Bu 120 bin Diyanet görevlisi içerisinde camide namazda okuduğu Kur'an'ın, okuduğu surenin anlamını bilen 500 kişi ya vardır ya yoktur. Gerisini konuşmaya lüzum yok. Evet. Peki döneceğiz hocam tekrar. Zafer hocam, şimdi tabii bugün Müslümanların işte bilimde, teknolojide de neden böyle geri kaldıklarını anlattığıyla hocam ifade etti ama bunun tarihsel bir arka planı da var. Yani biz 7. yüzyılda vahyedilmiş bir Kur'an metninden bahsediyoruz ve vahyedildiği şartlarda, ortamda belli. Ama çok kısa bir zaman içerisinde büyük bir medeniyet inşa ediliyor her anlamda. Yani bu tarihsel süreçte nasıl oluştu bu? Yani demek ki eğer ki Kur'an bunu yaptırabildiyse o dönemdeki insanlara, özellikle Abbasiler döneminde bu yükselişi görüyoruz.
Burada Kur'an'la ilgili bir sıkıntı yok. Demek ki bugünkü Müslümanlarla ilgili bir sıkıntı var. Müslümanların hayat anlayışıyla, işte ilim anlayışıyla ilgili bir sıkıntı var. Bunlarla ilgili kısaca neler söyleyebiliriz? Yani ben de bir tarihçi olarak meseleye önce bakmak istiyorum. Mesela benim görebildiğim kadarıyla 7. yüzyılda Hazreti Peygamber'in hayatı sırasında ya da onun ölümünden hemen sonraki süreçte 4 halife döneminde bizim bir İslam uygarlığından söz etmemiz mümkün değildir. Evet, o dönemde bir devlet teşekkülü ortaya çıkmıştır 622 yılında, her ne kadar Hazreti Peygamber'in önderliğinde bir devlet teşekkülü ortaya çıkmış ise de o devleti, o günkü coğrafi şeyde konuşacak olursak, yani kuzeyinde bir Bizans İmparatorluğu'yla veya bir Sasan İmparatorluğu'yla, o tarihi Pers İmparatorluğu'nun mirasıyla mukayese etmek mümkün değildir. Yani Peygamberimiz böyle bir Antik Yunan'dan, Fars biliminden, Hint biliminden bir miras devralmış değildi. Tabii. Yani zaten medeniyet de böyle hani bir kişinin, bilmiyorum, öyle bir şey de değil yani. Hani bir kümülatif bir çaba gerekiyor. Geceden sabah olacak bir şey değil yani. Evet, aynen öyle, aynen öyle. Fakat Müslümanlar tabii ki Kur'an'ın rehberliğinde, benim görebildiğim kadarıyla Kur'an'ın rehberliğinde doğru bazı şeyler yapmışlardır. Nedir? Tabii ki burada karşımıza çıkan kavram bilimdir. Mesela eskinin o Bizans ya da Pers uygarlıklarında bilim yuvaları var. Müslümanlar oraları gidip ele geçirdiklerinde oraları yakıp yıkmamışlardır. Oradaki bilimsel birikimi kullanmak istemişlerdir ve kullanmışlardır. Tercüme faaliyetleri başlamış. Tabii şimdi mesela biz Emevilerin iktidarının son Abbasilerin iktidarının ilk döneminde çok ilginç anekdotlarla karşılaşıyoruz. Mesela Bizans ordusuyla Abbas ordusu savaşıyor. Anlaşma maddesinde Abbasiler savaşı kazandıklarında eski el yazması eserlerin kendilerine teslim edilmesini istiyorlar. Bakın bu tarihte gerçekten eşi benzeri çok az görünen bir şeydir. Ki Moğollardan hatırlarsak, Moğollar da, evet, girdikleri her yerde ne kadar bilim, irfan varsa, kütüphane varsa yakıp yıkıyorlar, yok ediyorlar. Yani. Tabii. Mesela çok klasik Beytül Hikme'nin kuruluşu, oradaki tercüme faaliyetleri, mesela Süryani cemaatinin o dönemde özellikle Doğu Kilisesi mensuplarının bu tercüme faaliyetlerine çok büyük yardımları olmuştur. Ancak bu yardımlar bir yerde sebepsiz de değildir. Şöyle ki mesela halifeler tercüme faaliyetlerine yardım edenlere çok büyük meblağlarda para ödemişlerdir. Ayrıca mesela işte o dönemin en çok adı geçen tercümanı Huneyn İbni İshak, rivayete göre tercüme ettiği kitap ağırlığınca altın tabii. Yani bugün itibariyle mal varlığı şey yapılamıyor, ölçülemiyor. Ve orada biz bir özgür düşünce ortamının ortaya çıktığını görüyoruz. Hocam burada aslında yönetim, yöneticilerin de çok büyük faktörü var değil mi? Yani Halife Harun Reşit, sonra Memun, yani bunlar astronomiyle ilgilenen insanlar. Aynen. Adam rüyasında Aristo'yu görüyor, Aristo'yla siyaset tartışıyor falan. Yani hani biri Bağdat'ta, biri Şam'da gözlem evi kuruluyor. İlk defa tarihte bilinen gözlem evleri bu dönemde kuruluyor. Aynen öyle. Hocam burada aslında şöyle bir şey üzerine durulabilir. Yani bu İslam şeyinin ortaya çıkışı, hani mesela Müslümanları kimisi eski Yunan'ın, eski Yunan medeniyetinin Batı dünyasına aktarılmasına sadece postacı olduğunu söylerler. Özellikle Batılı bir takım oryantalistler bu bağlam üzerinde dururlar. Ancak bugün modern bilim biliyorsunuz şüpheyle başlamıştır ve tarihsel metinlerin ya da hangi konu üzerine çalışıyorsanız bunların sorgulanması esastır. Bizim epistemoloji dediğimiz bağlam da temelde buradan şey yapıyor. Yani biz Müslümanların o dönemde aslında Müslüman dünyanın bugün yapamadığı bir şey yaptığını görüyoruz. Nedir o? Tarihsel süreçte yaşanan bir takım hadiseleri ya da o günkü modern bilimin ilgi alanına giren konularda bir sorgulama prensibini esas almak. Bakın ilginç bir anekdot vereyim. Haçlı Seferleri dönemiyle şey yapalım. Yani Müslümanların o gün uygarlık açısından ulaştıkları seviyeyi ve bu seviyenin o günkü dünyada temayüz ettiği statüyü şeyle mukayese edebiliriz. Mesela Üsame İbn Münkız diye bir Münkızoğulları kabilesinden bir şey var. Müslüman bir yazar var. Onun eseri işte kitap ile itibar bugün elimizdedir. Mesela bu kitapta Üsame İbn Münkız, Haçlı kontluklarından arkadaşları falan var. Orada şey yapıyor,
Mesela Haçlıların tıp anlayışları ile ilgili çok ilginç birkaç anekdot vermiş. Hı hı. Hukuk anlayışları ile ilgili çok ilginç birkaç ve bunları şaşırarak söylüyor. Hocam bakın. Mesela diyor ki bunlarda diyor haklıyı haksızı su testi yaparlar. Yani suyun altında kim daha fazla uzun kalırsa o haklıymış. Veya diyor birbirlerini düeloya davet ederler. Bakın İslam dünyası bugün haklıyı haksızı belirli oranlarda bu şekilde belirliyor. Yani kimin daha fazla sesi çıkıyorsa haklı. Hayır, hukuk bu değil. Yani ilke ilkesel anlamda baktığımız zaman hani başka şeylerin bir kişi bile olsa değil mi? Yani onun hakkını... Güçlü olan haklı oluyor yani. Güçlü olan hayatta öyle. Kalması. Halbuki bu Müslüman yazarların 11. 12. yüzyılda eleştirdikleri bir şeydir. Yani ondan Üsame İbn-i'nin kızdan iki tane doktor istemiş Haçlı arkadaşı Frank diyor. Yani onlar tabi biliyorsun Frank ifadesini evet. kullanıyorlar. Yani Müslüman Süryani bir doktor muhtemelen. Müslüman İslam uygarlığının bir parça yani üyesi. Onu göndermişler. Adam anlatıyor anekdotu. Diyor ki gittik diyor orada yaptık. Bana diyor bir savaşta yaralanmış bir savaşçı bir de diyor eli kuruluk hastalığına yakalanmış bir hanım getirdiler. Ya diyor tedavisi çok kolay diyor yani. Tedavi hani bir merhem verdim. İşte ötekine bir istirahat bir perhiz bilmem ne. Ben diyor hani bir hafta 10 gün içerisinde bunu diyor iyileştireceğim. Sonra diyor onların doktoru geldi. Haçlıların doktoru. Adama demiş ki bacağı problemli. Tek bacakla yaşamak mı istersin? İki bacakla. Adam demiş ki yani ben demiş tek bacakla da olsa yaşamak isterim. Yani adamın bacağına hani kopartayım gibisinden artık baltayla falan adam ölmüş. Ötekinin de hanımın da yani kafa derisini yüzerek içine cin girdiği söyleminden hareketle. Bakın 11. 12. yani belki izleyenlere bunlar tabii çok gelecek ama 12. yüzyılda 11. yüzyılda İslam dünyasındaki bilimin seviyesiyle Batı dünyasındaki, Hristiyan dünyasındaki bilimin seviyesini bunlar bize yani tarihle ilgilenen insanlara karşılaştırma olanağı vermesi açısından. Ya bugünkü durumun tam tersi diyelim. Aynen öyle neredeyse. Ama bu sürece varılması, bu sürece gelinmesi, temelde sizin bahsettiğiniz o Emevilerin son Abbasi'den erken dönemindeki o bir medeniyet inşa etmeye yönelik faaliyetlerin neticesindedir. Ancak maalesef hemen bir sonraki aşamada, sanıyorum 13. 14. belki biraz daha uzatma şansına sahip olabiliriz. İslam uygarlığının maalesef bir durağanlık ve gerileme sürecine girmesi ve bu sürecin benim kanaatim bugüne kadar devam ettiği yönündedir. Yani özellikle 17. yüzyıldan sonra zaten ara açılıyor ve bugün oldukça zaten... Yani yükselen Batı uygarlığına maalesef bilimsel anlamda ayak uyduramayan bir İslam uygarlığı var. Hocam şimdi bu çeşitli cemaat tarikat yapılarına falan kısmen bahsettik ama şimdi bizim klasik hani diyelim ki tarihte siz de çok iyi biliyorsunuz bildiğimiz şey nedir? Yani Müslümanlar bir araya gelip bir grup oluşturuyorlarsa burada aslında erdemli ahlaklı insan yetiştirmektir esas olan şey değil mi? Olması gereken budur bunu beklersiniz. Mesela o grupların dini ticareti alet etmesi tarih boyunca hep olmuştur ama mesela bu doğru kabul edilmez veya işte siyasete, iktidara aday olması mesela böyle bir şey doğru kabul edilmez. Hani daha erdemli, daha ahlaklı insan yetiştirmek için ortaya çıkan oluşumlar olarak beklersiniz. Ama tarih boyunca maalesef dini istismar eden, ticareti alet eden, güce tapan böyle gruplar hep olmuştur. Bugün de günümüzde var. Hatta bugün birçok tarikat yapısının, cemaat yapısının holdingleşmeye gittiğini görüyoruz. Dini istismar, insanların istismar ettiğini, dini ticareti alet ettiklerini görüyoruz. Ve hatta daha da ileri giderek Allah'a teslim olur gibi kendi gruplarının liderlerine, şeyhlerine koşulsuz, kayıtsız, şartsız bir teslimiyet beklentisi içinde görüyoruz. Ve böyle sanki büyük bir arazi var, büyük bir parça var ve bu kapışılmaya çalışıyor gibi. Şimdi buraya nereden geldi hocam bu ümmet? Yani bu Müslümanlar nasıl bu duruma düştüler? Yani bundan daha kötü düşünecek bir durum var mı? Şimdi uyamazsan uydur diyorlar. Kural bu. Şimdi Kur'an'ın iki temel prensibi. Bunlardan birisi liyakat ve ehliyet. Bu Kur'an'ın emridir. İslam dünyası 1400 yıllık tarihi süreç içerisinde bu kuralı tam manasıyla uygulamıştır diye bir soru sorarsanız ben insan unsurunu göz önüne alarak hayır derim. Evet. Ama zaman zaman kısmen uyguladığı dönemler olmuştur.
o zamanlarda da zaten zirvede olmuş. Ha. Şimdi öyle bir örnek şeydeyim ki yani 6 yaşındaki çocuk da anlasın şeyinizi, o kadar basitleştirelim. Diyelim ki siz burada bir kurumun yöneticisisiniz. Epey personeliniz var, bir de bir kreşiniz var. Personeliniz çocuklarını oraya koyuyor gündüz. Bu çocuklar hastalanıyorlar. Siz diyorsunuz ki bir çocuk doktoru alalım kuruma, bunların şeyine baksın. İki tane doktor müracaat ediyor size. Doktorlardan ikisi de çocuk mütehassısı. Yani uzmanı. Birisi diyelim ki gayrimüslim. Ya yani mesela Ermeni bir vatandaşımız diyelim. Birisi de Müslüman. Bu Ermeni'nin dosyası daha iyi. Eğitimi. Eğitimi, dosyası, eğitim, referansları vesairesi Müslüman'dan daha iyi. Kur'an diyor ki, o Ermeni'yi al. Sen kardeşim camiye şey almıyorsun. İmam almıyorsun, tekkiye mürit almıyorsun. Sen o işi yapan şeyi alacaksın. Şimdi bakın mesela. Biraz da kendimizi de yani buna şey edelim. Bu hataları biz de yapıyoruz. Bu ehliyetle liyakatı hep söyleriz ama fırsat bizim elimize geçtiği zaman bunu yapmayız. Bugün mesela üniversitelerin halini alın. Siz de bir öğretim üyesisiniz. Zafer Bey de, ben de. İran 40 yıldır ambargo altında. Ambargonun ne demek olduğunu izleyiciler çok iyi algılayamazlar. Çünkü Türkiye öyle bir ambargoyla hiç karşılaşmadı. Oraya 2001 yılında gittim. 1980 model tek araba göremedim İran'da. 79'daki o İslam devrimi dedikleri Humeyni hareketinden sonra ambargolar uygulandı. Tek araba alamadı. O binaların dış cephe boyalar resmi binaların bile eskiydi. Bu böyle. 40 sene ambargo altında olan İran'ın Tahran Üniversitesi, bizim İstanbul Üniversitesi gibi karma bir üniversite. Yani sosyal bilimleri de var, fen bilimleri, mühendislikler de var. Bütçesi bizim İstanbul Üniversitesi'nin bütçesinin yarısı kadar bile değil. Orta Doğu'nun İstanbul Teknik'in bütçesiyle de hiç mukayese edilmez. Bu Tahran Üniversitesi nükleer santral kurdu. Bizden çok önceleri insansız hava araçları yaptı ve kıtalar arası balistik füze de yaptı. Bana söyler misin? Yani İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bir toplu inle bugüne kadar ürettiklerini duyan oldu mu? Ha bu liyakatsiz ve ehliyetsizlikten meydana geldi. Bu hale geldi. Biz bilim üretme merkezleri yapacağımıza ta Cumhuriyet'in ilk döneminden itibaren ideoloji üretme çiftliği şeklinde dizayn ettik. Biz ele geçirelim, bizim olsun ve ideoloji üretsin orası. Bugün de baktığınız zaman aynı şeyler var. Yani yeni bir iddiayla gelen ve devlet zaten bu ideoloji üretme çiftliklerini görünce baktı bu iş olmuyor. Teknolojiyi yakalamak için TÜBİTAK'la, Aselsan'la falan bu işi götürmeye çalıştı ki Aselsan 2007'den itibaren mükemmel şeyler yaptı. Ondan önce biliyorsun 6 tane mühendis pat 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 bırakmıyorlardı. Evet. Şimdi kardeşim üniversiteler geçen gün Piri Reis Üniversitesi Milli Eğitim Bakanı'na orada Fahri Doktora ünvanı verildi. Piri Reis Üniversitesi'nin öğrencileri bakana o verilirken salonda dahil önce İzmir Marşı söylediler. Aslı arkasından Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye sloganlar attılar ki hepsi atıyor. Bakan terk etmek zorunda kaldı salonu. İdeoloji üretme çiftlikleri. Siz sadece üniversitelere rektör atayarak bura bizim,
Ne rektöre... Ya kardeşim, üniversite seçiminde ya kendimizi de biraz şey edelim. Kanun diyor ki, oylamayı yap, 6 tane en fazla oy alanı gönder bana. Üniversitelerde oy kullanışında herhangi bir problem yok, siz de biliyorsunuz. Herkes gizli, kapaklı şeyin arkasından oyunu kullanıyor. Ondan sonra kanun ikinci maddesi YÖGE diyor ki, sen bu 6 kişiyi 3'e indir, 3'ünü ele. Peki YÖK bu kriterleri kullanırken, boyu 1.80'in üzerindekileri mi eliyor, yoksa kafası kel olanları mı eliyor? Belirli dernek, vakıf, cemaatlerin referansları. Cumhurbaşkanı'nın önüne gidiyor. Aynı referanslar. Soruyorsunuz rektörünüze, efendim Allah razı olsun çok iyi, 5 vakit namazını kılıyor, bu sene umreye de gitti maşallah. Yok kardeşim. Bu mantıkla bu iş olmaz. Olmuyor da zaten. Bu Kur'an'a da uygun değil. Sizin dünya görüşünüze de uygun değil. Bir sefer bu liyakat ve ehliyet, kul hakkının en büyük şeyi budur. Bir Müslüman önce liyakat ve ehliyeti yerine getirmezse idareci dönemde o kul hakkından kurtulamaz. Cumhurbaşkanından nüfus memuruna kadar herkes bu konudan sorumludur. Müslümanlarda bu sıfırdır. Avrupa'da bu ülke var. Amerika'da bu ülke var. Bu açıdan Amerika ve Avrupa bizden daha Müslümandır. İslam ahlak üzerinedir. İkincisi, Hazreti Peygamber, Cenab-ı Hak en fazla şiddetle reddettikleri şey nedir? Asabiyettir. Hepiniz Allah'ın kullarısınız. Hepiniz eşitsiniz. Hiçbir şekilde asabiyet hoş görülmemiştir ve İslam bunu reddetmiştir. Peygamberin bütün uygulamaları da buna yöneliktir. İster teyzesinin kızının şeyle, Bilal'le evlenmesi, isterse efendime söyleyeyim Zeyd'in ordu komutanı tayin edilmesi falan, hep bu tür uygulamalardır. O şeyi kırmak asabiyet. Derler mesela dindar kesimlerde, bir şey oldu, bir siyasi hareketi çok suçlamışlardır. Ben bunu 40-50 sene içerisinde hep gördüm. Irkçılık İslam'da haramdır. Irkçılık yapmayın. Ya Türk milliyetçiliği yapıyor. O da diyor ki İslam diyor bunu şey etmez. Doğru, ırkçılık yok İslam'da. Peki bu ırkçılık asabiyetini koca bir millet için bunu tenkit ediyorsun da efendi hazretleri, bu cemaat taassubunu nereye koyacaksın? Cemaat taassubunu. İslam bunu reddeder. Red, bir klik meydana getirmişsin. O kardeş oluyor, sen arkadaş durumuna düşüyorsun. Maalesef. Ve biz şunu gördük bunlarda. FETÖ'cülerde de ben bunu gördüm. Hepimiz içinde yaşadık. Bir bardak su kendilerinden olmayana vermiyorlar arkadaş. Cennete de sokmuyorlar ya. İşin o tarafı. Bu iki şey ortadan kalktığı zaman, cemaat sadece cami olduğu zaman, evet, ve o liyakat ve ehliyetle camide namazdaki saflar gibi o anlayışa geldiği zaman Cenab-ı Hak zalim değildir. Sizin başınıza taş yağıyorsa Akif'in dediği gibi yeter artık, bu kadar niye bela geliyor? Kardeşim Müslüman değilsiniz, Allah'ın dinini bozdunuz. Allah'ın dinine, Kur'an'ın çizgilerine rücu ederseniz ama ona tam inanmak şartıyla. İhlas ve samimiyetle yani. Evet, bir sefer şunu idareciler için söylüyorum özellikle. Nerede idareci olurlarsa olsunlar, bu liyakat ve ehliyet prensibinden girdikleri kul hakkının hesabını hiçbir yerde veremeyeceklerdir. Hocam çok iyi biliyorsunuz, eskilerin ifadesi de devletin dini adalettir. Evet, devletin dini adalettir. Tam da bu nokta herhalde. Budur, hocam. Evet. Ehliyet ve liyakat değil. Evet. Hocam son bir 5 dakikamız. Zafer hocam siz de bunlarla görüşler söyleyin. Hemen bir ilave yapayım. Tamam. Hocama şey mahiyette bu liyakat meselesiyle ilgili olarak. Yani tabii ki tarihsel bir hadiseyi veya tarihsel bir kaydı genelleme, bütüne yaymak ne kadar doğrudur bu ayrı bir tartışma konusu. Ancak mesela 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtta olduğu dönemde Avusturya Macaristan'dan Osmanlı'ya bir elçi gelmiştir. Gıseling'de Busbek. Bu Türkiye'yi nasıl gördüm diye yayınlandı bunun hatıratı. Avrupa'da çok daha önceleri yayınlanmıştı.
Adam Avusturyalıdır. Tam bir Haçlı kafasıyla Anadolu topraklarına gelmiştir. Burada Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkabilmek için yıllarca beklemiştir. Ve gördüklerini kayıt altına almıştır. Tarihçiler için de müthiş bir şey. Orada diyor ki, bunlar diyor, yani bunlar derken bizim Osmanlı şeyini kastederek söylüyor. Bugün diyor niçin dünyanın bir numaralı milletidir bilir misiniz diye bir soru sormuş. Cevaben de diyor ki, çobanlıktan gelirler. Ancak sadrazamlığa kadar yükselirler. Önlerinde diyor, onlara engel olacak tek bir ilke vardır, o da liyakattir. İşte gördün mü? Peki diyor, bizde durum nasıldır? Bakın bir de öz eleştiri yapıyor Avusturya, yani Habsburg Hanedanı için. Biz diyor şöyle yaparız, şu şunun şeyidir, akrabasıdır. Bu soyludur, bu asildir, bu işte ruhban sınıfındandır. Alırız diyor, onu tepemize geçiririz. Bakın bunları yazarken dönemin Avusturya hükümdarı Ferdinand'ın kulağına gitmemesi için de arkadaşına bin türlü hani çekine çekine kayıt altına almış. Biraz önce Emre'cim senin söylediğin gibi bana göre İslam dünyasının bugün içine düştüğü durum 15. ve 16. yüzyılda Batı dünyasının ve daha öncesinde Batı dünyasının içinde bulunduğu durumdur. Batı dünyasının bugün içinde bulunduğu durum da aslında çok enteresan bir şekilde Kur'ani ilkeleri adı konulmamışsa da, itiraf edilmiyorsa da, Kur'ani ilkelere ve o çerçeveye uygun şekilde işte liyakatten tutun aklınıza ne geliyorsa hepsini hayata geçirmiş, pratiğe dökmüş bir toplum yapısıdır. Bana göre Batı dünyasının bugün İslam toplumundan çok daha ileri bir seviyede olmasının temel sebebi budur. Ben bu anlamda Batı tarihinin Türkiye'de çok iyi okunması gerektiğini, Rönesans reform özellikle Protestanlığın ortaya çıkış sürecinin, Protestanlığın mesela nereden nereye bir kaçış olduğunun, o Batı'da o istikameti değiştiren şeyin, o hareketlerin arka planlarının çok iyi anlaşılması gerektiğini ve maalesef bu entelektüel şeyi henüz yakalayamadığımız kanaatindeyim. Yani o öz eleştiri yapamamamız noktasında bir eleştiri de bulunmak istiyorum. Evet. Ama maalesef yani herhalde geleceğe yönelik genç kardeşlerimizden, genç nesillerimizden umut var olmakta gerekir diye. Yani hocam 5 dakikamız kaldı. Son sözler üstüne alalım. Ben de bir kapanışa gideceğim. Yani bu kadar muhteşem bir dinimiz var. Bir hatıramı anlatayım. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in bu kadar güzel örnekliği var. Yani Allah'tan daha ne istiyoruz değil mi hocam? Bütün nimetlerin içerisindeyiz aslında. Biraz kendimize gelsek herhalde evet, bir şeyleri düzelteceğiz. Buyurun hocam, sizden örneği alalım. Bunu herkes unutmasın da yani şeye damga olsun. Benim yaşadığım bir hadise. Sene 1979. Fakülteden mezun oldum. İslami İlimler Fakültesi. Ve birincilikle bitirdim fakülteyi. Fakat Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Edebiyatı bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Nişanlıyım, nişanlım da aynı sınıfta. Enflasyon da bugün yumurta 3 lira, yarın 6 lira. Ya bir sene daha okula şeyim var, geçinemiyoruz, işin doğrusu bu. Okulu bitirince dedim ki hemen gidip bir görev alayım. Diyanet'te o sene 200 kişilik bir kadro ilan etti. Vaiz, bir de mürakıp, imam kadrosu. 600 kişi müracaat etti. Yazılı imtihanı yaptılar, çıktık, 2 gün sonra yazılı imtihan açıklandı, bir kişi 100 almış, o da benim. Bir gün sonra da mülakat geldi, mülakata girdik, ben içeri girdiğimde 3 tane daire başkanı mülakatı yapıyorlardı. Ayağa kalktılar. Seni tebrik ederiz dediler. Tek 100 alan kişisin. Oturdum. Durumu da anlattım. Ben halen öğrenciyim bir fakültede. İşte böyle böyle. Bunun için vaizliğe müracaat ettim. Babam da imam dedim.
Ben dedim şu anda da Erzurum Ulu Cami'de cuma günleri vaaz ediyorum dedim. Öğrenciyken de ediyordum. Son bir dakikamız hocam bu arada. Bana çay ısmarladılar. Soru sormadılar. Beni tebrik ettiler, çıkardılar. Yüz alan tek kişiyim. İki ay geçti yaz tatili. Ben haber gelmedi, gelmedi. Açtım bir gün telefon Diyanet'e. Dediler ki tayinler de yapıldı. E benimki olmadı. Kazanamamışsın dediler. Ben kalktım Ankara'ya geldim. Evet, o sınavı kazanamamıştım. Mülakatta da bana hiç soru sormadılar. Bunu yapan da Diyanet. Bak Diyanet. Birisinin odasına gittim dedi uygun görülmedin. Jüride bulunan. Birisinin şeyine gittim kulağıma fısıldadı o. Dedi Süleyman Ateş Diyanet İşleri Reisi'ydi. Bunlar nefret ediyorlardı. Senin dosyanda Elazığ doğumlu olduğunu görünce. Oradan çizilir. Seni sırf Elazığlı ki ben Süleyman Ateş'i o güne kadar da hiç görmemiştim. Evet. Bu duygusallıkla sonra onu ben devlet bakanının yanına gittim işi düzelttim gittim asistan oldum. O ayrı mesele ama. İyi ki de olmamış hocam zaten ben de onu diyecektim yani. Fakat bakın bir diyanette bile birisine husumet beslemişler ben sırf o adamla o şehirdenim diye. Ya bu kadar çirkinlik olur mu? Yani? Dindarı bunu yaparsa artık diyelim. Aslında. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu Zafer Hocam size teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler biliyorsunuz bu geceki programımız Ramazan'daki son programımızdı. TV8 ailesine, bütün ekip arkadaşlarımıza gerçekten Ramazan boyunca çok özveriyle çalıştılar sağ olsunlar. Yani ekranda gözüken biz ama arka planda mutfakta gerçekten çok ciddi bir ekip var. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ramazan boyunca geç saatlere kadar uykusuz kaldınız, bizleri izlediniz. İnşallah Ramazan'dan sonra da devam edersek görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olunuz.